Şimdiye kadar bildiğimiz, gördüğümüz en gizemli oyunlardan biri Bay Domates'ti. Oyunun birbirinden farklı sonları, her sonun hikayeye katkı sağlaması, oyunu sadece bir kere bitirebilmemiz ve diğer sonlara ulaşmanın çok kolay olmaması, oyunun hikayesi gereği bilgisayarımıza erişim sağlayıp bize bazı dosyalar gönderebilmesi, onu diğer oyunlardan çok daha farklı hale getirmişti. Aslında oyuna ilk baktığımızda yemek yemeyi seven bir domatesin bizden istediği yiyecekleri kendisine verip onu beslediğimiz bir oyun gibi görünse de olaylar o kadar basit değildi. Bay Domates aslında çok zeki ve tehlikeliydi. Ve Bay Domates'in gizli bir oyun sonunda eskiden bir insan olduğunu, daha doğrusu bir canlı olduğunu itiraf ettiğini duymuştuk. Muhtemelen bir insandı. Ve yine bazı oyun sonlarında Bay Domates bir kızı kurtarmaya çalıştığını bize hissettiriyordu. Ve bu kız aslında Bayan Limon'du. Bu bizim yaptığımız bir teori olsa da Bay Domates'le ilgili bildiğimiz tek kız Bayan Limon'du. O yüzden bu teori doğru olmalıydı. Uzun zamandır yeni oyun Bayan Limon'un çıkması beklenirken sonunda Mr. Tomatoes yani Bay Domates'in yeni oyunu Bayan Limon'la ilgili yeni görüntüler ve bilgiler ulaştı. Özellikle Bay Domates severlere büyük bir müjde çünkü yeni oyun Bayan Limon da aynı Bay Domates gibi blender kullanıp yiyecekleri karıştıracağımız, belki de aynı şekilde yiyeceklerle Bayan Limon'u besleyeceğimiz bölümler içeriyor. Hatta belki de bu oyunun içerisinde Bay Domates de olabilir. İleride bahsedeceğim. Aslında oyun şimdiye kadar çoktan çıkmış olmalıydı ancak maalesef oyunun yapımcısı Oxford Games Ukrayna'da yaşıyordu ve bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'daki birçok kişiyi mağdur etti. Oxford Games de bu savaş sebebiyle oyunla ilgili çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Ve belki hatırlarsınız 14 Temmuz 2022'de Bay Domates oyununun yapımcısı Oxford Games yeni oyunun yapımına kaldıkları yerden devam ettiklerini söylemiş ve oyunla ilgili bazı görseller paylaşmıştı. Hatta ben de bu konuda bir video çekmiştim ve o video 400.000'den fazla izlendi ve 14.000'den fazla like attınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. Bu videoya da sizden rekor bir like bekliyorum. Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı lütfen unutmayın ki bu tür yeni oyunlarla ilgili haber, hikaye ve gizem videoları devam etsin. 14 Temmuz'da yapılan ilk açıklamada oyunla ilgili bazı görseller paylaşılmıştı ve oyunun %50'sinden fazlasının tamamlandığı söylenmişti. Ancak o görsellerde maalesef Bay Domates oyunundaki gibi yemekleri blenderda karıştırdığımız ya da Bayan Limon'u yiyeceklerle beslediğimiz bir oyun görememiştik. Biz sınıftaydık, matematik ve geometri problemleri çözüyor gibiydik. Görsellerden birinde sayıları toplamamız isteniyordu. 20 artı 17 ve cevap çok basitti, 37. Bu belki de ilk sorulardandı. Daha sonra bir başka görselde ise bir dikdörtgen görmüştük ve içinde kaç tane dikdörtgen olduğu soruluyordu. Bu soru biraz daha zor gibi görünse de bizi çok fazla zorlamamıştı. Tabii ki bunlar da eğlenceli görünüyordu ama Bay Domates'in o iştahla yemekleri yediği sahnelerden de yeni oyunda olmasını istiyorduk. En azından ben bunu görmek istemiştim. Ve yeni gelen haber sadece 2 gün önce yani Cuma günü geldi. Önce isterseniz açıklamada neler söylendiğine bakalım, daha sonra da oyunun görüntülerini inceleyelim. Çünkü görüntüler bize oyunu neredeyse tamamen anlatıyor. Oyunun yapımcısı Oxford Games şunları söylemiş. Merhaba arkadaşlar, ben Oxford Games. Umarım hepiniz iyisinizdir. Oyun neredeyse tamamlanmak üzereyken ve oyun çıkmadan önce sizinle biraz daha fazla Bayan Limon oynanış resmi paylaşmak istedim. Eğer her şey plana göre ilerlerse oyun 2 ay kadar sonra çıkmış olacak. Ama oyunun kendisiyle ilgili olmayan büyük zorlukların yaşanması da muhtemel. Her neyse, yeni ekran görüntülerinin keyfini çıkarın. Yapılan bu açıklamaya göre sonunda oyun bitmek üzere gibi görünüyor ve Şubat sonlarına doğru çıkmasını planladıklarını ama bazı gecikmeler olabileceğini söylüyor Oxford Games. Oyunun kendisiyle ilgili olmayan bazı büyük zorlukların yaşanması ve bu sebeple oyunun gecikebileceğinden bahsetmiş Oxford Games. Bu muhtemelen oyunun çıkacağı platformun içerisine yüklenme süresinden ya da orada çıkabilecek zorluklardan bahsediyor. Yani ben oyunu tamamlarım ama oyunu tamamladıktan sonra oyunun size ulaşması için yine arada biraz zaman geçebilir demiş özetle. Ve şimdi de isterseniz bu yazıyla birlikte paylaşılan oyun içi resimlere bakalım. Çünkü bu oyun içi resimler gerçekten inanılmaz ve oyunla ilgili çok önemli bazı gizemler de barındırıyor. Birinci resimde Items ve Artifacts yazılı bir görsel görüyoruz.
Items eşyalar demek. Artifacts de eserler demek. Çoğunlukla tarihi eserler, hatta bazen de büyülü eşyalar diyebiliriz. Yani aslında artifacts dediğimiz eşyaların bir üst kademesi gibi düşünebilirsiniz. Mesela Yüzüklerin Efendisi filmindeki güç yüzüğü bir artifact, yani eserdir. Genellikle kazı sonucunda bulunan tarihi değeri olan, bazen büyülü olabilen eserler. Yani artifacts özetle çok çok değerli şeylerdir. Bayan Limon oyununda bu tür eserlerin olması oyunun ne kadar derin bir hikayesi olacağını da bize gösteriyor. Bu belki de Bay Domates'te kullandığımız radyo, makas gibi eşyaların biraz daha kapsamlısı olabilir. Hatta bayağı daha kapsamlısı olabilir. Ve items, yani eşyalar dediğimiz kısımda da aynı Bay Domates'te kullandığımız eşyalara benzer şeyler görebiliriz. Buradaki resimde bir çekiç ve benzin ya da yağ pompasına benzer bir şey görüyoruz. Çekiç çivi çakmak için, benzin ya da yağ pompası da o sıvıyı bir yerden bir yere aktarmak için kullanılır. Belki de bu iki resim sadece temsilidir, ancak oyunda hem eşyalar hem de eserlerin olması bence çok önemli. Ve ikinci resimde artifacts, yani eserlerle ilgili bir açıklama var ve açıklamada şöyle diyor. Eserler normal eşyalara göre daha fazla yıldızla satın alınır. Kilidini açıp kullanabileceğin eser sayısının bir sınırı yok. Hemen altında sonsuz yıldız, karşılığında da istediğin kadar value, yani değer alabileceğiniz, yani istediğiniz kadar artifact alabileceğinizi anlatan bir görsel de var. Peki bu yıldızları nereden kazanacağız? 14 Temmuz'daki görselde tahtının üzerinde yıldızlar vardı, hatırladınız mı? O problemleri çözdükçe yıldız kazanıp kazandığımız yıldızları da bu tür eşya ve eserlerde harcayıp işimizi kolaylaştıracağız gibi görünüyor. Ve geldik 3. görsele, ki bu beni en çok heyecanlandıran görseldi. Yüksek teknoloji Blender isminde bir artifact, yani eser. Tipi soru işareti, pasif, fiyatı ise 150 yıldız. Açıklamasında ise yüksek teknolojili bu blender sana yiyecekleri daha iyi karıştırman için yardım edecek diyor. Acaba bu oyunda da Bay Domates olacak ve onu mu besleyeceğiz, yoksa Bayan Limon'u mu besleyeceğiz, şu anda bilmiyoruz, ama eğer blender varsa yine Bay Domates'in yemek yediği o iştahlı sahneleri bu oyunda da göreceğiz gibi görünüyor. Belki de şöyle olacak, oyunda Bayan Limon bir öğretmen gibi bize sorular soracak ve yıldız kazanacağız. Daha sonra Bay Domates'i besleyip maceraya devam edeceğiz. Ve buradaki Blender'ın fiyatına da dikkat edelim, 150 yıldız. Daha önce paylaşılan görsellerden birinde Bayan Limon'un sormuş olduğu çok basit bir matematik sorusu vardı ve bundan kazandığımız yıldız 3'tü. Tabii ki zorluk seviyesi arttıkça muhtemelen kazandığımız yıldız da artacaktır diye düşünüyorum, ama bu yüksek teknolojili Blender'ı 150 yıldızı almamız çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu belki de Bay Domates'te soru işaretiyle gösterilen ve 999 puana aldığımız, kimliğimizi gizleyen karta benzer bir şey de olabilir. Bayan Limon oyunu çıkar çıkmaz hem tüm oyun sonlarını, hem hikayesini, hem oynanış videosunu, hem de gizemlerini sizinle paylaşacağım. Ama bunun için bu videoya attığınız like sayısı da önemli olacak. Bu videoya 5000'den fazla like gelirse yeni Bay Domates ve Bayan Limon videoları paylaşmaya devam edeceğim ve yeni oyun çıktığında onu da ayrıca paylaşacağım. O yüzden lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve siz Bayan Limon'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir oyun olacak ve özellikle Bay Domates sizce yeni oyunun içerisinde olacak mı? Bununla ilgili yorumlarınızı da mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu arada uzun zamandır beklediğimiz Ice Cream 7 çıktı ve dün videosunu paylaştım. Tek videoda oyunu bitirdim. Eğer Ice Cream'i beğeniyorsanız dünkü videomda şu anda hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoyu da izleyip bir like atarsanız çok çok sevinirim. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.